Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Milas Bodrum Havalimanı için düzenlenen ön ödeme töreninde konuşuyor. Canlı olarak izliyoruz. Ortalamalarının çok üzerinde bir performans gösterdi. Son 12 yıldaki gelişmelere baktığımızda havacılık sektörü aşağı yukarı yılda ortalama %5 büyürken dünyada, Türkiye'de havacılık sektörümüz yıllık ortalama %14,5 seviyesinde büyümektedir. Aşağı yukarı dünya ortalamasının 3 katına yakın bir büyüme performansına sahiptir. Ne kadar övünsek azdır diye düşünüyorum ki özellikle birçok gelişmiş ülkede, hatta gelişmekte olan birçok ülkede havacılık sektörünün kriz içerisinde olduğunu biliyoruz. Birçok havacılık şirketlerinin küçülmeye doğru gittiğini biliyoruz. Böyle bir ortamda havacılık sektörünün Türkiye'de hızla büyümesi gerçekten ülkemiz açısından gurur verici bir tablodur diye düşünüyorum. Tabii burada özellikle kamu özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlar büyük önem taşıyor. Elbette Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüz kendi öz kaynaklarıyla pek çok yatırım gerçekleştirdi. Aşağı yukarı 26 olan havaalanı sayımızı biz 52'ye çıkardık. Diğer taraftan uçuş noktası itibarıyla sadece 2 noktaya uçuş gerçekleşirken, yurt içi için söylüyorum, 26 farklı noktaya uçuş gerçekleştirir hale geldik. Diğer taraftan yurt dışına baktığımızda ise dış hatlarda sadece 2003 yılında 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bugün 246 farklı noktaya uçuş gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biraz önce de ifade ettim. Elbette Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzün kendi öz kaynaklarıyla yapmış olduğu çok sayıda yatırım var. Terminal binaları inşamız var. Havaalanı inşamız var. Ama kamu özel sektör işbirliğiyle yaptığımız yine çok sayıda projemiz var. Biliyorsunuz özellikle yap işlet devlet modeli çerçevesinde Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğumuz projeler son derece başarılı projeler ve dünyada örnek olarak gösterilen projeler. Hatta yap işlet devlet modeline birçok ülkede Türk modeli de deniyor. Gerçekten Türkiye bu alanda çok önemli başarılar sağladı. Bunun en önemli avantajı değerli konuklar, devletin kasasından bir kuruş para çıkmadan bu yatırımların bizatihi özel kesim tarafından gerçekleştiriliyor olması. Üçüncü havalimanımızı düşünün. Aşağı yukarı 10 milyar euronun üzerinde bir yatırım gerçekleşecek değerli konuklar. Bunun karşılığında yılda 1 milyar euronun üzerinde devletin kasasına para girecek. Dünyanın hangi ülkesinde bunu gerçekleştirebilirsiniz? Sorarım size. Hangi ülkesinde? Evet, Türkiye bir istikrar adasıdır. Bu projeler Türkiye'de gerçekleştiriliyor ve gerçekleştirilmeye de devam edecek. Özellikle kamu ve özel kesimin birlikte işbirliği halinde bu projeleri gerçekleştirmesi gerçekten ülkemiz açısından gurur kaynağı ve gurur vesilesi olduğunu düşünüyorum. Evet, yine kamu özel kesim işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz, biraz önce 3. Havalimanı'ndan bahsettim, çok sayıda projemiz var. Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya ve şu an törenini yaptığımız Bodrum Milas Havaalanı gibi çok önemli yatırımlarımızı kamu özel kesim ortaklığı ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu yatırımların bir başka özelliği de şu. Geçmişte hatırlarsanız kamu yatırımları başlardı ama 20-25 yılda tamamlanırdı. Hele hele büyük projelerin ortalama bitiş süresi 25-30 yıldan aşağı değildi. Bugün kamu özel kesim işbirliği ile
1-2 yıl gibi çok kısa bir sürede bu yatırımları gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda örneğin İstanbul-İzmir otoyolu çalışmalarına devam ediyoruz. İlgili yüklenici firmalar termin programının önünde çalışmalarını yürütüyorlar. Belki hedeflenen süreden daha kısa bir sürede bitirme imkanına kavuşacağız. Kamu yatırımlarına gelince tabii ki eskiki dönemlerdeki gibi 25-30 yılda bitirilen projeler değil. Belki 3 yıl, 4 yıl süre alan projelerimiz. Ama yatırım süresi itibarıyla, kamu tarafı itibarıyla oldukça başarılı olduğumuzu da söylememiz mümkün. Çünkü 20-25 yıllarda projelerin tamamlanma sürelerini 3,5-4 yıla çekmiş bulunuyoruz. Ama özel kesimin özellikle bu alanda çok daha hızlı bir şekilde hareket ettiğini, projeleri çok kısa sürede tamamladığını söylemem gerekir diye düşünüyorum. Yine kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde yapmış olduğumuz projeler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfez geçişi dahil, biraz önce bahsettim, İstanbul Otoyolu Projesi, Marmaray'ın kardeşi konumunda olan Avrasya Karayolu tüp geçiş projemiz. Yine çok sayıda projemiz yap işlet devlet modeliyle gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde inşallah önemli karayolu projelerinden olan Ankara-Niğde otoyolunu yine yap işlet devlet modeliyle gerçekleştireceğiz. Onun ihalesine çıkacağız. Şimdiden ilgi duyanlara bunu duyurmak istiyorum. Yine diğer taraftan özellikle Çiğli Çandarlı arasındaki İzmir'de alanın yine yap işlet devlet modeli çerçevesinde ihalesine çıkacağız. Bir başka önemli projemiz Ankara'yı Samsun'a bağlayan otoyol projesi. Burada özellikle Ankara, Kırıkkale, Delice kesimini de inşallah yap işlet devlet modeliyle ihaleye çıkarak bu projelerimizi de gerçekleştireceğiz. Bunlar gerçekten Türkiye açısından önem arz eden projeler. Hele hele Ankara-Niğde otoyolu projesinin anlamı şu: Edirne'den otoyola giren bir taşıt, bir yolcumuz Akdeniz'e kadar, Adana, Mersin'e kadar otoyolla ulaşma imkanına kavuşacak. Evet, Bodrum-Milas havalimanımıza gelince, biraz önce Orhan Bey de bahsetti, tüm terminal binalarının, tüm işletmesinin 20 yıllığına işletme hakkının daha doğrusu devri gerçekleştiriliyor. Burada tabii şunu da ifade etmem gerekiyor. Kiracı evine yerleştiği zaman çok sevinirmiş, ev sahibi ise parayı ilk tahsil ettiği gün sevinirmiş. Hem kiracı açısından hem de ev sahibi açısından mutlu bir günü yaşadığımızı ifade etmek isterim. Evet, 750 milyon euro toplam, değil mi? 750 milyon euro toplam bedel. 717 milyon euro artı KDV'si var. 15 Temmuz'da devir teslimi gerçekleşti arkadaşlarımız tarafından. Bugün ise imtiyaz bedelinin %20'si olan 143 milyon 400 bin euro artı KDV'yi tahsil edeceğiz. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önemli bir meblağ, önemli bir meblağ. Aşağı yukarı bir günlük kira bedeli KDV dahil yaklaşık 116 bin euro. Bugünkü kura göre bu tutarın karşılığı ise 335 bin liraya tekabül ediyor. Evet, kiracının iyisi kirasını aksatmayandır diyor. Ve başta Devlet Hava Meydanları Genel Müdürümüze, Ulaştırma Bakanlığımızın tüm çalışanlarına, yine TAV yöneticilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz. İmtiyaz hakkı ödemesi için, ödeme töreni için TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın, İcra Kurulu Başkanımız Sayın Sani Şener, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Sayın Birdal ve Sayın Bakanımızı tekrar sahneye teşriflerini arz ediyorum.
Deniz Bank Genel Müdürü. Ve Hakan Bey'i davet ediyorum, Deniz Bank Genel Müdürü. Buyurun Hakan Bey. Değerli konuklar, Milas Bodrum Havalimanı'nın sembolik anahtarını takdim töreni. Törenimizin anısına hazırlanan plaketi TAV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın hemen. Açar mısınız arkadaşlar? Ben anahtarın gerçek anahtarı onlarda durması lazım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.